Merhabalar değerli büyüklerim. Ben Gezgin Nuri. Atabey Türk Ocakları İzmir İl Beyliği'nin üyesiyim. Atabey Türk Ocakları Genel Başkanı, gazeteci, yazar, araştırmacı, savaş ve strateji uzmanı, aynı zamanda turizmci Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Bey. In. Asil Kan kitabı 2022 yılında destek yayınlarından çıktı. Yoğun üstek üzerine Türkiye'nin en çok satılan kitapları arasına girdi. 20 defa basıldı dünyanın 111 ülkesinde resmi kütüphanelerde yer alan Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci'nin kitapları Türkçe olarak 111 kütüphanede devlet kütüphanelerinde yer alıyor. Bakalım. Şimdi Asil Kan kitabı 190 sayfa. Türk kökeni Nuh'un demektir. 42. sayfadan devam ediyorum. Nuh peygamber yeryüzüne oğulları arasında bölüştürdüğü zaman büyük oğlu Yasef'e Doğu illeriyle Türkistan ve o tarafları verdi. Yasef Türklerin değişine göre Olcayha diye lakap alır. O göçebe olarak yaşıyor. Yaylak ve kışlığı Türkistan'da olup yaz ayları İpen şehri kıyılarındaki ortak ve Kürtak'ta kışları da aynı yörelerdeki Karakum diye meşhur olan Karakum'daki Borsuk adlı yerde geçiriyordu. Burada iki şehir vardı. Birisi Talas, birisi Sarı Kayran ki bu son şehrin büyük kır kapısı vardı. Bugün oradan Müslüman Türkler yaşıyordu. Kunçi'nin memleketinin yakın, yakındır. Kayduya aittir. Olcay hanım. payitahtı bu yerdeydi. Onun Dihip Yavku Han adında bir oğlu vardı. Dihip manası tat ve makamdır. Yavku ise halkın önderi demektir. O büyük ve tanınmış bir padişahtı. Dört muteber ve sürekli şey şöhretli oğlu vardı. Karahan, Orhan, Kürhan Küs Han, Karahan Veliat oğlundan babasının yerine geçip padişah oldu. Onun çok talihli ve padişahla layık bir oğlu dünyaya geldi. Üç gün, üç gece anasının sütünü emmedi. Anası artık onun hayatından ümidini kesmiş. Kaderli, kederli ve endişeliydi. Bu gece bir gece rüyasında oğlunun bir şeyler söylediğini gördü. Eğer sütünü emmemi istiyorsan biricik tanrıyı ikrar ve itiraf et. Üzerine olan hakkını olduğu gibi farz bil. Kadın üç gece bu hali rüyasında gördü. Bu kavim kafir dininde olduğu için kadın meseleyi onlara anlatamadı. Kocasından gizli olarak Tanrı'ya iman etti. Elini göğe kaldırıp dua etti. Dedi ki ey Tanrım bari ben biçarenin sütünü bu çocukcağızın zevkine uydurup tatlı kıl. Oğuz o anda anasının göğsüne yapışıp emmeye başladı. Bir yıl geçince babası onda olduğunu ve asalet belirtileri gördü. Onun temizlik ve güzelliğinden hayrette kaldı. Kaldı dedi ki bizim kavim ve uruğumuzda bundan daha güzel bir çocuk dünyaya gelmemiştir. Çocuk bir yıl sonra aynı İsa peygamber gibi dili açılıp konuşmaya başladı ve ben bir otağda doğduğum için adımı Oğul koymak gerekir dedi. Oğuz çocukluğunda bu büyüme çağında eğrin oluncaya kadar daima Tanrı'yı anıp ona şükrederdi. Her fırsatta ister uykuda ister uyanık halde yaratıcı Tanrı'yı muhakkak anardı. Ona Tanrı'nın 44. sayfaya geçiyorum. Nurlu feyzi erişti. Her türlü bilim ve hünerde ok atmada, kargı kullanmakta, kılıç çalmada, bilgi hususunda aleme ün olacak şekilde gelişme gösterdi. Son Hakan, Başbuğ, Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün Kadim Türk Devleti Teşkilatı'nda Ertuğrul Teşkilatı'nın bir numaralı ismi Atatürk bakın. Ertuğrul Teşkilatı'nın bir numaralı ismi Kadim Türk Teşkilatı'nda Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün kod adı Nuh'tur. Nuh. Tersten aldığımızda okuduğumuzda Hun ifadesi ortaya çıkar. Hunu ifade eder. Atatürk'e göre ilk Türk. Atatürk 1 Kasım 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 130. toplantısında birinci oturumda Türk tarih ve İslam tarihi hakkında çok detaylı bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmanın en dikkat çekici yani Atatürk'ün Türklerin kökeni ile ilgili verdiği bilgi olmuştur. Efendiler bu insanlık dünyasında en az 100 milyonu aşkın nüfustan oluşan büyük bir Türk milleti vardır. Bu milletin yeryüzündeki genişliği oranında tarih alanında da bir derinliği vardır. Türk milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan insanlığın ikinci babası Nuh aleyhisselam'ın oğlu, Yasef'in oğlu olan kişidir. Mustafa Kemal Atatürk 1922 Türkiye Büyük Millet Meclisi 130. oturumu da devlet kayıtlarında bu bilgi yer alıyor. Yasef ve oğlu Türk kimdir? Yasef bazı tefsirlere göre Nuh tarafından sonra insan neslinin kendisiyle devam ettiği varsayılan Nuh peygamberin üç oğlundan birisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarından alınan bir kaynak. Said İbni El Müseyyid'den nakledilen bir söze göre Nuh'un üç oğlu vardır. Ham, Sam ve Yasef. Ham, Sam ve Yasef. Buna göre Sam Arapların, Farsların, Rumların ve Yahudilerin atasıdır. Ham doğudan batıya tüm siyahların Sint, Hint, Neb, Habeş, Berber ve diğerlerinin atasıdır. Kaynak Türkiye Büyük Millet Meclisi 130. oturumun tutanağı burada kitabın içinde yer alıyor. Yasef ise Rus, Leh, Yugoslav, Sırf, Hırvat, Çek, Bulgar gibi Doğu Avrupa kuşatan Slavların ve Türklerin atasıdır. Oğuzname Hazreti Nuh'un üç oğlu olduğunu Ham, Sam ve Yasef bu oğullardan Yasef'in torununun veya oğlunun adını Türk olduğunu bu adın zaman içinde topluluk adı olarak Türk benimsendiğini anlatmaktadır. Kaşgarlı Mahmut da ne diyor Kaşgarlı Mahmut? Divan-ı Lügatı Türk adlı eserinde Hazreti Nuh'un üç oğlundan Yasef'in oğlunun Türk olduğunu beyan etmektedir. 1077'de yazılan divanın yugat Türk'te şu yaz şu yazmaktadır. Bakın Türklerin aslında 20 boydur Türkler. Bunların hepsi Nuh peygamberin oğlu Yasef'in oğlu Türk'e dayanır. 46. sayfadan devam ediyorum. Divanı Lügat -ı Türk 1126'da yazılmış Müç Melütü Teva Rihte Türklerin nesepleri ve onların doğu zikri hakkında başlıklı bölümde Nuh peygamber tufandan sonra yeryüzüne çocukları arasında paylaştırınca Ceyhun tarafını hepsini Yasef'e verdi. Yasef'i yedi oğlu Vardı. İkincisinin adı Türk idi şeklinde belirtmiştir. 1666 yılında Ebul Gazi Bahadır Han tarafından Çağatay Türkçesi ile kaleme alınmış şereci terakimede şöyle deniyor. Ondan sonra Nuh peygamber üç oğlunun her birini bir yere gönderdi. Ham adlı oğlunu Hindistan ülkesine gönderdi. Sam adlı oğlunu İran memleketine gönderdi. Yasef adlı oğlunu Zey Kutbu tarafına gönderdi. Yasef'in sekiz oğlu vardı ve çocukları pek çok olmuştu. Çocukların adları şunlardır. Türk, Hazar, Saklap, Rus, Milk, Çin, Kimeri, Tarih, Yasef. Öleceği sırada büyük oğlu Türk'ün yerine oturtup Diğer çocuklarına dedi ki Türk'ün kendinize padişah bilip onun sözünden çıkmayın. Bilge Kağan Ey Türk milleti ben ki Tanrı'nın izniyle tahta oturmuş Türk Bilge Kağan sözümü sonuna kadar dinle. Önce kardeşlerim çocuklarım sonra bütün soyuk güneydeki şatlar, Araplar kuzeydeki Tarkanlar Buyruk beyleri, 30 Tatar, 9 Oğuz beyleri. Milletim bu sözümü iyice işit ve iyice dinle. Üste mavi gök, altta kara yer yaratıldığında ikisi arasında insanoğlu yaratılmıştır. İnsanoğlu üstünde atarı, atalarının Bumin Kağan, İstemi Kağan hükümdar olmuş. Türk milletinin ilini tutmuş, töresini düzenlemiştir. Ordu yürütüp dört bir yandaki başlığa baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüştür. Çin milletiyle komşu olmuştur. Altını, gümüşü, ipekliği sızıntısıca veren Çinliler sözü tatlı, ipeklisi yumuşak imiş. Bunlarla uzak kavimleri kendisine yaklaştırır. Sonra kötülük ederler. Bilgi kişi yiğit kişiyi sevmez, yürütmezlermiş. Doğru. Türk milletinin varlığı tokluğu ve rahata alışıksın. Böyle olduğun için boş tatlı sözlere kanıp kanını, beyni, beynin sözünü beklemeden her yere gittin, aldandın, aldatıldın. Böyle olunca onlar da hep mahvoldun. İtaatsizliğin yüzünden seni kalkındırmış kanın da ve elini kendin kötülük getirdin. Kendin yanıldın. İyice düşün. Silahlar gelip seni nasıl dağıttılar? Mızraklılar gelip seni nasıl sürdüler? Mukaddes ötüken ormanının milleti dağıldın. Doğuya giden gitti, batıya giden gitti. Gittiğin yerde kanın su gibi aktı, kemiğin dağ gibi yattı. Bey olacak erkek evladın köle, hanım olacak kız evladın işe cariye ol. Kocamışlara, bilgelere itaatsizliğin yüzünden tahta oturduğunda şuraya, buraya dağılmış olan milletin ölüp biterek yaya ve çıplak olarak geri döndü. Geri geldi. Milletimin adı yok olmasın töre yok olmasın diye gündüz oturmadım, gece uyumadım. Gözden yaş gelse önleyerek, gönülden çığlık gelse geri çevirerek düşündüm. İyice düşündüm. 47. sayfada devam ediyorum 48'den. Milletimi kalkındırayım, besleyeyim diye kuzeye, güneye ve doğuya 12 büyük sefer yaptım. Savaştım. Ondan sonra Tanrı bağışlasın, talihim ve kısmetin var olduğu için Ötüken'i il tuttum. Açları doyurdum, çıplakları giydirdim. Yoksul milleti zengin kıldım. Az milleti çoğalttım. Artık kötülük yok. Ve Türk kaanı mukaddes Ötüken ormanında oturdukça ülkede sıkıntı olmayacak. Töre yaşayacak. Üste gök basmasa, altta yer delinmese, senin ilini ve töreni kim bozabilir diyor. Bakın. Ey Türk titre, titre ve kendine dön. Gözlerinin sahibi, pardon sözlerinin sahibi Büyük Türk. Ey Türk titre, titre ve kendine dön. Sözlerinin sahibi Büyük Türk. Kendini tanımlaması ile kutlu bir kişiliğe sahipti. Bilge Kağan tarihi bulgu ve belgelere göre bu kutluluğun kaynağı Tanrı katından gelen seçilmiş olmasıdır. 48. sayfada devam edeceğim. Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci'nin Asilkan kitabından devam edeceğim.